Merhaba. Bu videoda sırt ağrısı nedir, nedenleri nelerdir, her yerde uygulayabileceğiniz en etkili yöntemleri bulacaksınız. Sırt ağrısı. Sırt ağrısı, baş bölgesinin altından bel bölgesine kadar uzanan omurganın her iki tarafında bulunan kasların gerilmesi sonucu tetik nokta, bantlaşma, yapışıklık ve kısalık şeklinde meydana gelen bir ağrı türüdür. Çoğunlukla stres kaynaklı olan bu rahatsızlık genellikle ihmal edilen bir sağlık problemidir. Bu durum zamanla gerilim tipi baş ağrısı, sırt bölgesinde ağrı, kollara vuran uyuşukluk ve kuvvet kaybı şeklinde ilerleyecektir. Sebepleri nelerdir? Hareketsiz yaşam. Sırt ağrılarının büyük çoğunluğu hareketsiz yaşam tarzı olarak adlandırılan düzenli spor ve egzersizin hayatımızın bir parçası olmamasına bağlıdır. Yaralanmalar, fibromiyaljı, sırt fıtığı, kemik erimesi, romatizmal hastalıklar, deformite, skolyoz, kifoz ve benzeri. Nasıl geçer? En başta bölgeyi daha fazla kötüleştirecek olan soğuk, ıslak, rüzgar, stres ve yanlış kullanımdan uzak durulmalı. Sırt tedavisinde genellikle ağrı kesiciler, kas gevşetici ve ağrının olduğu bölgeye uygulanan merhemler reçete edilir. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda ise fizik tedavi, manipülasyon, bantlama, germe, akupunktur, masaj, nöral terapi gibi alternatif tedavi yöntemleri uygulanabilir. Merhaba, sırt bölgesindeki ağrılarınız için öncelikle altyapısında herhangi bir ek durumunuz var mı diye ilgili uzmanlarla görüştükten sonra sonuç olarak iskelet kas sistemi şikayetine bağlı bir durumunuz varsa bu uygulamaları gönül rahatlığıyla uygulayıp hızlıca rahatlamayı sağlayıp ve bunu da kalıcı hale getirebilirsiniz. Öncelikle bölgeyi korumak çok çok önemli. İlk uygulamalar olarak başımı öne eğerek kitap okuma, telefona bakma, klavyede sürekli bir şeyler yazma gibi başın ağırlığını boynumdan omzuma doğru uzanan kasıma çok fazla bindirerek gün içine geçirmemem gerekiyor. Burası zaten kısalmış, yapışmış ve baş ağırlığını da gün boyunca saatlerce buraya vermemiz gerekiyor. İkinci olarak, kollarıma çok fazla yük vermemem gerekiyor. Sürekli cam silme, çocuk emzirme ya da ıslak çamaşır silkeleyip asma, yukarıdan sürekli tekrarlı hareket oluşturacak omza sürekli yük bindirirseniz yine kasılmış, yapışmış, tetik nokta olmuş kasınızı sürekli kasmış olacaksınız. Bu da zaman içerisinde tetik nokta, bantlaşma, kısalık, yapışıklıkla kendini ortaya çıkartacak. Bu da beraberinde sırt bölgesinde ağrı, gerilim tipi baş ağrıları, kola vuran uyuşukluk, kuvvet kaybı şeklinde ortaya çıkacaktır. Uygulamalarımıza gelecek olursak. Öncelikle ağrıyan bölge, omzumun hemen üstü boynuma doğru uzanan kasım ve ek olarak kürek kemiğimin ikisinin arasına doğru olan kısımlar başta olmak üzere. Bölgeyi sıcak su torbasıyla ya da el havlusunu ıslatıp, ütüleyip onun sıcağıyla ya da fön makinesiyle bölgeyi yakmadan 15 dakika boyunca öncelikle ısıtıyoruz. Sonra kapsikum özlü ya da at kestanesi ya da ağrı kesici kas gevşetici bölgeyi ısıtan, gevşeten, yumuşatan bir kremle özellikle ağrı bölgelerini içine alacak şekilde güzelce uygulamamızı yapıyoruz. Krem uyguladıktan sonra 10 dakika kadar kremin etkisini göstermesini bekleyeceğiz. Sonra özellikle ele gelen sertlikler, bantlaşmalar, hassas noktaları çok fazla ağrıtıp daha fazla hassaslaştırmamak adına hafif ağrıda birazcık ezerek kas boyunu da göz önünde bulundurarak 5 dakika kadar
masaj uygulaması yaparak bölgeyi daha da gevşetip rahatlatmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine şimdi esas bizi tamamen bu işten kurtaracak kas tabakalarının tamamını gerip sündürüp uzatıp rahatlatacak tetik noktalardan bizi kurtaracak uygulamamıza gelecek olursak. Bunlardan ilk olarak nefes egzersizi de yine çok önemli. Genel vücudun sakinliği, dinginliği ve gevşemesi adına. Nefesimize gelecek olursak ilk olarak. Nefesimizi burnumuzdan sakince alıp karnımızı şişiriyoruz. Ağzımızdan daha yavaş bir şekilde üfleyerek karnımızı söndüreceğiz. Bu nefesle tüm egzersizimizi yapmış olacağız. Bu nefese devam ederken sol omzumu aşağı bastırdığım, başımı sağ 45 derece çevirip öne doğru yatırıyorum. Sağ elimle de başımın arkasına öne doğru orta ağrı ya da gerginliği geçmeden 3 nefes, 5 tekrar bu tarafa. İkinci hareketimde sağ omzumu aşağı indirdim. Başımı sol 45 öne doğru yatırıyor. Sol elimle başımın arkasından tutup öne doğru orta ağrı ya da gerginliği geçmeden 3 nefes, 5 tekrar da bu yöne germemi yapıyorum. İkinci olarak sağ elimi sol omzumun üstünden geriye doğru alıyor. Sol elimle de sağ dirseğimi tuttum. Sağ kürek kemiğimi gövdemi hareket ettirmeden çekebildiğim kadar göğsümün önüne doğru çekiyorum. 3 nefes, 5 tekrar bu tarafa. 3 nefes, 5 tekrar diğer tarafa. Bu harekette özellikle kürek kemiğinizin sırtınızdan sökülüp göğsünüzün önüne doğru geldiği hissiyatı oluşacak. Üçüncü germeme gelecek olursam. Sağ elimi sol kürek kemiğime güzelce yerleştiriyor. Sol elimle de sağ dirseğimi tutup çekebildiğim kadar sol tarafa çekiyorum. Başımla da önden destek olacağım. Üzerine gövdemi sol tarafa da birazcık ekleyebilirim. 3 nefes 5 tekrar bu tarafa. Sol elimle sağ kürek kemiğimi tuttum. Sağ elimle de sol dirseğimi tutup çekebildiğim kadar sağ tarafa çekiyorum. Gövdemi de birazcık sağa doğru ekliyorum. 3 nefes 5 tekrar da sağ tarafa germemi yapacağım. Son germe hareketine gelecek olursam ellerim belimdeyken parmakları birbirine geçiriyor. Dirsekleri düzleştiriyor, kürek kemiğini sıkıyor. Nefes aldım verirken öne eğilmeden kollarımı kaldırabildiğim kadar yukarı kaldırıyorum. 3 nefes, 5 tekrar bu germemle germelerimi bitirmiş oldum. Şimdi mobilizasyon ve kas kuvvetlendirmeme gelecek olursam. Nefes alıyorum verirken omuzlarımı önce kulağıma arkadan şöyle iyice sıkarak aşağı. Nefes alıyorum verirken omuzlarım önce yukarı, arkadan kürek kemiklerimi iyice birbirine doğru sıkarak aşağı. Bu egzersizimi de 15-20 tekrar yapmanız yeterli gelecektir. Bölgenin durumu ne kadar sıkıntılıysa, ne kadar ağrı şiddetiniz ya da tutukluğunuz fazlaysa bu uygulamaları sabah akşam yaparak bir hafta 10 gün içerisinde ne kadar rahatladığınızı göreceksiniz. Eğer çok şiddetli bir durumunuz yoksa günde bir defa yapmanız da yine yetecektir. Bu uygulamalar sizin şikayetlerinizi kesinlikle rahatlatacaktır. Önemli olan buradaki bu noktaların tekrar aynı hale gelmemesi için günlük yaşam tarzınızın kullanış şeklini lütfen her zaman düzenlemeye, bilinçli bir şekilde yaşamaya çalışın. Ve hayatınızdan egzersizi hiçbir şekilde ihmal etmeyin. Egzersiz bir vücut için yeme içme neyse, uyku neyse egzersiz de odur. Hastalıktan değil, geç kalmaktan korkun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.